Devam ediyoruz ne oluyor'a kaldığımız yerden. Aslında AK Parti listeleriyle devam etmekte yarar var. Zafer Şahin, sizinle devam edelim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra. Bakanların yer aldıkları bölgeleri ve sıraları açıklayalım. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Mersin 1. sıra, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Ozer Ordu 1. sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Kahramanmaraş 1. sıra, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da listede yok. Yer almayan isimler arasında. Bu arada Mehmet Nuri Ersoy da mesaj atmış, durmadan yorulmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde çalışacağız diye. Ama ikisi aday olmamak için de izin istemişler Cumhurbaşkanı'nda. Evet, ki yani kendilerinin öyle bir talebi olmuş. Evet. Buyurun Zafer Şahin. Sayın Fahrettin Koca'nın da benzer bir tweet'i var. Yani azimle, kararlılıkla çalışmaya devam diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar seçtirmek için var gücümüze çalışacağız diye. Dolayısıyla yani izin isteyip aday olmadılar. İki isim de sahada seçime kadar da aktif çalışacak. Onu da kayda geçelim. Pardon Zafer Bey. Evet. Estağfurullah. Ya şimdi burada tabii dikkat çekilmesi gereken nokta bu 3 dönem kuralı Göksu Hanım. 3 dönem kuralı uygulanacak mı, uygulanmayacak mı çok tartışılıyordu. Ama istisnasız ve firesiz uygulandı. Hatta 7 Haziran'la 1 Kasım 2015 arasında o kısa dönemde 3 ay 4 ay milletvekili yapanlar da buna dahil edildi. 3 dönem kuralının uygulanması o siyasette yenileşmenin bence bir motor gücü olacaktır. Son derece faydalı. Tabii yine listede şu dikkat çekiyor. Yerel aktörler orada kendine yer bulmuş. Birçok il başkanını, teşkilat üyesini biz AK Parti listelerinde görebiliyoruz. Ben 2011 seçimlerini hatırlıyorum. O 2011 seçimlerinde de mesela İzmir'de hem teşkilat başkanı, il başkanı vardı, kadın kolları başkanı vardı, gençlik kolu başkanı vardı ve AK Parti İzmir gibi kendisi açısından zorlu gözüken bir yerde 11 tane milletvekili çıkarmıştı. Yine başka illerde de benzer şeyler var. Bu seçimde de birçok seçim çevresinde özellikle il başkanlarının, teşkilat üyelerinin öne çıktığını görüyoruz. Özellikle kadın aday konusunda ciddi bir artış var. Mesela Edirne'de, Ağrı'da, Düzce'de kadınlar liste başı yapılmışlar. Bu da bence son derece önemli. Bunun dışında hani toplumun yakından tanıdığı işte sporcular var. Aynı şekilde gazeteciler var. Bakın şimdi şurada... Zafer Şahin, bakanlar üzerinden devam edelim mi? Şimdi bakanlar üzerinden. Evet, şimdi çok soru var kamuoyunda da sorulan. AK Parti neden bakanların milletvekili adayı olarak gösterdi? Şimdi şöyle bir bakın. 2018 24 Haziran ve 2023 Mayıs 14. Yani katılan olur, katılmayan olur ama... Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en zorlu 5 yıllarından biri geçti. 5 yıllık bir dönem olarak ele aldığımızda. Biz bu süreçte daha kabine açıklanıyordu. Biz o zaman yayındaydık burada külliyenin karşısında. Kabine açıklanırken dolar kuru yukarı doğru gitmeye başlamıştı. Bu çok kritik bir ayrıntı. Bunu niye hatırlatıyorum? Çünkü Türkiye orada bir makas değişikliğine gideceğini, ekonomide de tam bağımsız bir çizgi tutturacağının mesajlarını veriyordu ve kabine açıklanır açıklanmaz dolar kuru yukarı gitmeye başladı. Biz bu süreçte aynı zamanda ABD Başkanı Trump, o zamanki Amerikan Başkanı'nın bizzat itiraf ettiği şekilde Türk lirası güçlü dolarımız karşısında eriyecek tehdidini duyduk. 2019 seçimlerine kadar, 2018 Haziran'dan 2019 Mart yerel seçimlerine kadar 9 ayda tam 3 kez Türk ekonomisi hedef alındı. 2019 yerel seçimleri bitti, erken seçim tartışmaları başladı. 2020 yılına geldiğimizde bütün dünyayı etkileyen bir pandemi süreci söz konusu oldu. Yine Türkiye'nin buna dayanamayacağı öngörülüyordu. Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle pandemiyi de atlattı. Para basmadan pandemiyi de atlattı. Bunu da altını çizmek lazım. Arkasından Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Arkasından yakın tarihin, belki de insanlık tarihinin demek daha doğru, en büyük deprem felaketlerinden, doğal afetlerinden birini yaşadık. Bunun dışında orman yangınları, seller, yine bunlardan haricinde bakın dünya büyük bir dönüşümün, değişimin eşiğinde ve bizim tam merkezinde olduğumuz coğrafyada oluyor bu. Bütün bunlarla uğraştık. Bu 5 yıllık süreçte bir de sınır ötesi askeri operasyonlara devam ettik. Zeytin Dalı'nı yaptık, Barış Kalkanı'nı yaptık. Aşağıda Suriye ve Irak'tan Türkiye'ye yönelik olan o saldırıları bertaraf edecek bütün önlemleri aldık ve bir şekilde ayakta kalmayı başardık. Şimdi niye bu kadar uzun anlattım? Bu kabine, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesi, evet çok da eleştirilmiştir. Hataları da olabilir, eksiklikleri de olabilir ama iyi bir sınav verdi. Kim ne derse desin iyi bir sınav verdi. Şu saydığım, kısa sürede özetlemeye çalıştığım olaylardan bir tanesi, emin olun parlamenter sistemde olsaydı Türkiye'de bir hükümetin buna dayanması gerçekten çok zordu. Dolayısıyla burada hem bu bakanların, bu zorlu 5 yıllık süreci atlatan bakanların edinmiş oldukları tecrübeler, bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman vefaya önem veren bir siyasetçidir. Bir şekilde o bakanları da onore etmek istemiştir. Onların tecrübelerinden, bilgi birikimlerinden faydalanmak istemiştir. Bakın söylerken şunu da unutmayın. Masum Bey gülümsüyor ama. Olanlar Göksu Hanım. Yani Masum Bey gülümsüyor. Biz Zafer Bey, Masum Bey siz Bey tamamlayın ama neden gülümsüyorsunuz? Tamam Nazlı. Yok ben şunu tamamlayayım. Masum Bey gülümseyebilir. Masum Bey'in gülümsemesini gerektirecek geçmişten çok anıları vardır. Allah'tan geçmişte değiliz. Şimdi bakın burada sadece çalışma hayatında Göksu Hanım yılların sorunu olan EYT meselesi bu dönemde çözüldü. 3600 meselesi bu dönemde çözüldü. Özellikle Vedat Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bu konuda emeği çok. Çözülemeyen sorunlar yok mu? Taşeron meselesi, Bağkurlu'nun prim eşitlenmesi talebi. Bütün bunlar da biz Vedat Bey'le geçen hafta yaptığımız bir canlı yayında konuştuk. İnşallah bunlar da bir çözüme kavuşturulacak. Onları da buradan müjdesini verelim. Dolayısıyla bu kabinenin listelerde kendisine yer bulması, özellikle büyük şehirlerde değerlendirilmesi hem bilgi birikimlerinden hem siyasi ağırlıklarından hem de bir vefanın gereği olarak orada kendini gösteriyor. Murat Kurum meselesini, örneğini az önce anlatmıştım. Orada tabii öne çıkan isimler. Yine Hulusi Akar'a özel bir başlık açmak lazım. Sınır ötesi askeri operasyonlardan bahsederken. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca pandemi sürecinde hatırlayın. Fahrettin Koca taraflı tarafsız herkesin takdirini topluyordu pandemi döneminde. Şimdi bunu yani söylemeden geçmek olmaz. O da bugün kendisi siyasete bir nokta koydu. Buna da saygı duymak lazım eğer böyle bir karar almışsa. Kültür ve Turizm Bakanı da aynı şekilde. O da iş dünyasından gelen bir isim. O da bundan sonra devam etmeyeceğini söylüyor. Bundan sonra tabii bu yenilenme meselesi eğer 3 dönem kuralı istisnasız uygulandıysa bakanların da yenilenmesi bence son derece normal. Sonuçta 5 yıllık zorlu bir dönem geride kaldı. Ben aynı milletvekili listesinde olduğu gibi yeni kabinede de böyle sürpriz isimlerin, Türkiye'nin dinamikleriyle uyumlu isimlerin hem iş dünyasından hem de toplumun tanıdığı, bildiği isimlerin karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Peki. Masum Bey neden tebessüm ettiniz mi? Gülümsediniz mi diyeyim? Tebessüm etmemin nedeni şu. Bir kere Sayın Cumhurbaşkanı strateji olarak 2 nedenle aday göstermiştir. Ama bir taraftan da negatif diye bakılan tarafı vardır. Önce pozitif tarafını söyleyeyim ki negatifle sıra gelince Zafer araya girecek. O zaman hiç olmasa kaynamazsın bu pozitifler. Ben önceden söyleyeceğimi diyorsun. Şimdi pozitif tarafı şu. Şu anda bakanlar seçim gününde sürekli gündemde olacaklar. Bakanlıkları dolayısıyla. Seçim yasağı başlayana kadar açılış törenleri, bu törenlerde konuşmalar, dikkat edin bütün televizyonlar herhangi bir konuşma yaptıkları zaman tartışma programlarını kesip filanca bakan konuşuyor diye veriyorlar. Bu önemli bir mecranın kullanılmasıdır. Birinci şey bu. İkincisi, Sayın Cumhurbaşkanı bakanlarına sizi bırakmam teminatı veriyor. Niye? Çünkü 2018 seçimlerinde hatırlayın, ekonomiden sorumlu bakanların hiçbirisini aday göstermedi. Milletvekili adayı. Hatta o tarihte özellikle altınların Türkiye'ye geldiğinden sonradan haberdar olan Amerika kendi adamlarına sordular, ya siz bakın aday da göstermedi. Niye bize söylemediniz? Neden haber vermediniz? Bu tartışmalar oldu. Bunları hep saklıyorlar kamuoyundan. İnsanlar fazla gündeme gelmiyor ama bir gün gelir aydınlığa çıkar. Canım nasılsa bakan yapacak dediler. İşte biraz evvel Zafer Bey'in söylediği şey, o bakanlar değişip herkes yeni olunca piyasalar dolarla oynamaya başladılar. Yani ben o zaman o gün bir açık mektup gönderdim Sayın Cumhurbaşkanı'na Vahap Munyar aracılığıyla ve ertesi gün o tedbiri alınca otomatikman durdular. Yani ben söylemem ne oldu bittiğini. Yanlış olur, devleti korumak zorundayız. Biz istediğimiz kadar sevelim sevmeyelim, devlet asıldır ve devamlı devam etmesi gereken bir yapı. Bu güveni verdi bakanlarına. Bu bakanlarından da ikisi kendi işleri güçleri var. Milletvekili olmaya gerek yok. Yani siyaseti böyle şey siyaseti değil, hizmet siyaseti yapıyorlar. Allah var. Biraz evvel Zafer Bey'in söylediği Sağlık Bakanı için az. Niye bu kadar az söyledi onu da bilmiyorum. Daha da başarılı oldu. Çünkü pandemi başlamadan daha kimse farkında değil. Kimse o kısmını söylemiyor. Gerekli olan bilim kurulunu kurmuştu. Yani pandeminin geleceği Ağustos ayından beri dünyada biliniyordu. Ve bizim Sağlık Bakanlığımız bunun tedbirini daha 2019 yılındayken son aylarında bilim kurulu kurarak tedbirini almıştı. Başarılı bir bakan. Kim ne derse desin. Yani bugün dikkat edin, şu anda eğer pandemiyi konuşmuyorsak o aşırılarla başarılı yönetimle gerçekleşti bu. Turizm Bakanı'na gelince, Turizm ve Kültür Bakanı zaten turizm işiyle uğraşan ve öyle inanıyorum ki bakan olunca kendi işlerinden de bayağı kayba uğramıştır. Yani şey açısından. O nedenle bu iki bakan aflarını istedi. Ama bu aflarını isterken bir şeye kırgın olmadıklarını da belli etmek için açık seçik ne yapmışlar? Kendileri bu konuda hala Sayın Cumhurbaşkanı seçtirmek için canla başla çalışacaklarını açıklıyorlar. Şimdi bu bakanların bu iki nedeninin de görünmeyen bir başka nedeni var. Özellikle Zafer Bey'in, Melik Bey'in överek anlattıkları bu 3 yıl uygulaması, sürekli gençlere dem vurarak aslında bu 3 yılı gençler değil, siyasetteki yaşlıları değiştirdi. Siyaset yaşlısını değiştirdi. Yoksa gelenler böyle tamamı genç değil. Herkesin yine yaşı var, başını almış insanlar da var. Orada partinin içinde üç dönem değişim sağlamak amacıyla yapıldı. Yani siyaset zaten AK Parti'nin kuruluşundaki felsefesi bu. Bazılarına istisna tanınıyor, bazılarına alınıyor. Ama bu sefer yine görev almayan, özellikle Seçim İşleri Başkan Yardımcısı gibi, Canikli gibi, ekonomiden sorumlu başkan yardımcısı gibi, bunlar da nasıl olsa biz kazanacağız, bakan olacağız şeyini, psikolojisini yaymaya çalışacaklar. Bunlar da propagandaya etkin bir şey. Tabii bunun bir tek bir handikapı var. Onun için negatif kısmını sona bıraktım ki Zafer araya birazdan girince fazla kaynamasın diye diğer söyleyeceklerim. Acaba kaybedecek de o nedenle mi bakanlarını yaptı diye de anti-propaganda yapılabilir. Bunu önümüzdeki günlerde bekleyelim. Zaten işte kaybedeceği belliydi. Bakanlara dokunulmazlık sağlamak için, korumak için. İşaret fişeğini de siz çaktınız. Ben çakmıyorum. O anti-propagandanın işaret... Bu propaganda değil. Bakın, gerçekleri konuşmak, insanları aydınlatmak, bu konuda tartışma olacağını erken söylemek. Gerçekten şeydi. Ama söylediler de. söylediler, şimdi sustular. Dediler tamam, ki kaybedecekleri tamam için yapıyor. Halbuki bu arada ne yapıyor Cumhurbaşkanı? Mevcut olan bakanlar ideolojik olarak Cumhurbaşkanı ile bütünleşmiş durumdalar. Ve bu seçilemeyecek eski yöneticilerin bıraktığı boşluğu bu bakanlarıyla dolduracak. Şimdi AK Parti'de teşkilattan gelenleri koyuyorsunuz ya, o teşkilattan gelenlerin önemli özelliği AK Parti ideolojisiyle ilişiyorlar. AK Parti'nin kuruluş yıllarında girenlerin bir ideolojisi yoktu. Bir arada bir hedefe odaklanmışlardı ama şimdi artık kendilerine göre bir yol haritası, bir ideolojileri var. Mesela geçen gün özgeçmişini okudum. Seçim İşleri Başkanı 2002 yılında gençlik kollarından başlamış, çeşitli kademelerde bulunmuş. Ondan sonra geldiği zaman partisinin felsefesini, partisinin ideolojisini bırakın özümsemeyi, bunu geliştirecek kapasitede oluyor. Şimdi bunu da Sayın Cumhurbaşkanı'nın düşündüğünü düşünüyorum. Neden? Çünkü partilerin en büyük sıkıntısı kişiye bağlı endeksi parti olmasıdır. Yani kendilerinden sonra kurumsal olarak devamının olmamasıdır. Olmasını sağlamak için aslında bu görünmeyenler, biz her ne kadar böyle güncel siyaset açısından bakıyorsak da... Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Çünkü... Beğenmedin mi bu düşünceleri? Yani Tayyip Erdoğan geleceği düşürmek için felsefeyi özümsemiş, felsefeye inşaatında, yani felsefenin inşaatında son 5 yıldır bakan olarak görev almış olan bu kişilerin bu yönden de AK Parti felsefesinin yerleşik olmasına katkıda bulunmasını düşündüğü için, bak ben o negatif kısmı da pozitife de çevirtiyorum. Peki bir yani katkı sağlamak istiyor Zafer Şahin. Birisiyle bana herhangi birisi sorduğu zaman ya niye bunları yapıyor? Bu böyledir. Onların düşünmesine de diyorum ki bu yönüyle değil, bir de bu yönüyle bakın. Şimdi bu konuda mesela önemli bir gösterge daha var. Daha evvel bakanlıktan alınmış olan, değiştirilmiş olan Sayın Abdülhamit Gül'ün, Gaziantep'li milletvekilinin tekrar milletvekili adayı olması, bakanlıktan sonra istifa ettiği için yapılması bile bu benim dediğim felsefeyi oturtmak, bu yapıyı kurmak açısındandır. Şimdi sizin saydığınız şu anda listeler yazılı ya biraz evvel, filanca bakan filanca bölgede, bir iki bakan dışında o bakanların tümünün bulundukları çevreyle, aday gösterdikleri çevreyle ilgileri var. Mesela Süleyman Soylu aday gösterildiği 2. bölgede Gazi Osman Paşa'da Gençlik Kolları Başkanlığı yapmıştır. Kendi Demokrat Parti'de, evet, eski adıyla Doğru Yol Partisi'nde, sonra ilçe başkanlığı, sonra il başkanlığı yapmıştır. Yani o bölgeyle bağlantıları var, yaklaşımları var bir noktada. Bir baktığımız zaman mesela Çavuşoğlu AK Parti kurulduğundan beri seçildiği bölge şeydir, Antalya'dır. Bakın ve geçen seçimde de seçilip sonradan bakan olmak için istifa eden 4 milletvekilinden birisidir. Numan Kurtulmuş İstanbul'da Saadet Partisi'nde il başkanlığı yapmış. Hayatı boyunca İstanbul'da siyaset yapmış bir kişidir. Fazilet Partisi'nde, daha ve Refah Partisi'nde babadan oğula geçen bir siyaset yapmış. Yani bölgeleri gözeterek koymuştur Sayın Cumhurbaşkanı. Bunları gözetmiştir. Bunu da niye söylüyorum? Bu dönem, evet, Zafer Şahin, ilavenizi alalım. İlaveyi alayım. Bitireceğim zaten. Ondan sonra tartışırım Zafer'ler. AK Parti'nin felsefesini yerleştirme politikası yapmıştır. Buyurun canım, söz senin. Buyurun, verdim sözü. Ne yapalım? Dayanamadın, veriyorum. Böyle etkili cümleler kurduğunuz için ben hemen çok kısaca araya girip söyleyeyim. Siz saydınız, aslında ben de sayacaktım. Yani bir hak teslimi olarak ben enerji meselesiyle özel olarak da hani ilgilenen biriyim. Yani enerji alanında da bu dönem, bu geride kalan 5 yıl Türkiye tarihine hakikaten yazılacak. Yani bakın, bugün Karadeniz Doğalgazı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de o konuda emeği çok büyük. Karadeniz gazı inşallah önümüzdeki günlerde sisteme verilecek. Bu Türkiye'nin tarihini ve kaderini değiştirecek. Yani özellikle genç kuşakların, çocuklarımızın kaderini değiştirecek önemli bir gelişme. Ulaşımda yine Adil Karaismailoğlu, o da çok fark yaratan çalışmalara imza attı. Sadece Göksu Hanım enerjide bu bulunan doğalgaz, bunun bu kadar kısa sürede sisteme verilecek olması, sadece bu bile inanın başka bir ülkede yaşanmış olsaydı çok farklı anlatılırdı. Ama Masum Türker diyor ki bu seçmeni etkilemez diyor. Etkilemez. Bunlar seçmeni etkilemez. Biz anlatırız. Zaten hiçbir şey. Hayır, anlatırız. Bakın, biz anlatırız, konuşuruz, tartışırız ama seçmeni etkilemez. Etkilemiyor Masum Bey'e kalırsa. Seçmeni etkileyen Sayın Cumhurbaşkanı'nın duruşudur. Solda geçirmiş bir insan olarak. Ya öyle olsaydı bu enerjiyi başlatan Berat Albayrak olurdu. Ya da diğerleri. Yani hiç herkes bakın Berat Albayrak bu kaka yapıldı. Adamcağız bu işin temelini atan kişidir. Herkes unuttu onu. Onun ağzınıza bile almıyorsunuz. Kim? Berat Albayrak. Bak Berat Albayrak ağzınıza bile aldı. Bu enerji işlerini başlatan o değil miydi? Berat Albayrak ben her zaman... Ama söylemiyorsunuz. Sanki o yokmuş gibi. Bu işlerin mimarı o değil miydi? Ya şimdi bir yerden tutturdunuz. Bu işi bir yerden tutturdunuz. Biz bu kabineden bahsediyoruz. Masum Bey, bu kabineden bahsediyoruz. Yoksa bu gemilerin alınması, bu gemiler alınırken o ordu içerisinde... Devletin farklı kademelerine çöreklenmiş o FETÖ'cülerin Berat Albayrak'a bu gemileri almaması için yaptıkları baskılar. Biz bunları bu ekranlarda defalarca anlattık ama başkasına mal ediyorsunuz. Şimdi bakın doğalgaz meselesinde Masum Bey diyor ki Göksu Hanım bu seçmeni etkilemez. Ya seçmeni Masum Bey ne etkiliyor? Ben size soruyorum. Az önce ben size 10 tane örnek verdim. Seçim ortamı. Dedim ki adam FETÖ'nün medya organlarında yazmış çizmiş. Adam Kemalizmi ırkçılıkla eşitlemiş. Tek satır laf etmiyorsunuz. Ben diyorum ki doğalgaz hayati öneme sahip. Siz diyorsunuz ki bu seçmeni etkilemez. Ben takdiri izleyiciye bırakıyorum. Ne etkiler biliyor musunuz? Bu doğalgaz çıkar. Doğalgazdan dolayı cari açık düşer. Cari açık düşünce Türk lirası otomatikman kendi varlığıyla değerlenir. O zaman yani etkiler. Yoksa doğalgaz geldi kullandığında etkilemez. Ne zaman etkiler? Türkiye doğalgaz temin ettiği yerlerden ambargoya tabi olur. Kendi yerli kaynaklarımıza ihtiyacımız olur. O zaman etkiler. Masum Bey, enerji alanını herhalde çok yakından takip etmiyorsunuz. Biz 2030'lardan itibaren enerji ihraç eden ülkelerden biri haline geleceğiz. Bu bugün sizin seçmeni etkilemez. İhraç eden değil, transit oluyoruz ve çok güzel bir şey. Rusya'nın bize bu konuda yıllarda koyduğu ambargoyu kaldırıp transitte olacağız. Bu iyi bir dış politika sonucu oluşmuştur. Bu ambargoyu kaldırıp artık kendisinin direkt üzerinden satılan Orta Asya petrollerini, doğal gazını Türkiye üzerinden satmayı benimseyen ve Türkiye'nin ortak olmasını isteyen bu yapı aslında belki de bugün Batı'yı bile şaşırtan bir olgudur. Hiç unutmayın. Bu konuda beklenmeyen Bey, siz şey. Hep top çeviriyorsunuz da bu benim bahsetmiş olduğum bu Kemalizmi ırkçılıkla eşitleyen ya da işte Kemalizm ırkçılık değildir. Geçin oradan. Kemalizm dediğimiz şey Türkiye'nin kendi milli ve yerli olanaklarıyla yerli malı haftasını Atatürk zamanı başlatmışlardı. Kim kaldırdı yerli malı kutlamalarını? Çocukken biz kendi elmasla şimdi gidip bütün şeylerde yabancı elma satın. Ya siz rahatsız olmuyor musunuz? Ben onu çok rahatsız oluyorum şu anda yerli malı yerine yabancı gıda malzemelerinin satılmasında. Çok rahatsız oluyorum. Çok rahatsız oluyorum. Ben bunu 1990 yılında o gün söylemiştim. Hayvancılığı bozuyorsunuz. Bakın hiç unutmam Elazığ'da yaptığımız konuşmayı. Bu hayvancılık sona erdiği anda tarım sona erer demiştim. Yok, şu anda bile aynı şey. Hayvan ithalatını, et ithalatını, gümrükleri sıfırladığın zaman herkes tavsiye eder. Abdülhamid'i dönsünler, Maliye Bakanı'na verdiği talimatı dinlesinler. Abdülhamid bile sakın yapmayın demiştir. Masum Bey, benim sorumu cevaplar mısınız? Nedir sorun? Benim sorumu cevaplar mısınız acaba? Buyurun. Benim sorum şu, farklı şeylerden bahsediyoruz. Hani aday listelerinden bahsediyoruz ya. Diyorum ki bu... Aday listelerine yansıyan bu işte FETÖ ile ilişkilendirilen, geçmişte bunların yayın organlarında yazmış çizmiş isimlerin, bugün bu listelerde olması... Şu anda biz AK Parti'yi konuşuyoruz, CHP'yi konuştuk, bitti. CHP'yi Özay çok güzel anlattı. Bu FETÖ listelerine işin verildiğinde, değil mi Özay? Anlattın. Herhangi bir eleştiri getiriyor musunuz? Şimdi bizim şu anda konuştuğumuz AK Parti listeleri. CHP bitti. AK Parti listeleri öyle konuşalım. Mi? Demin de bir şey söylemediniz. Tabii yani şu anda onları AK Parti açtınız değil mi? Şey şu anda gündemimiz AK Parti. Yani ya AK Parti'nin konuşmasını engelliyorsun. Şimdi onlar konuşulurken de bir şey söylemediniz. Ne konuştum, söyledim. Nasıl söylemedim? Ben kişisel olarak merak ediyorum. Söyledim tabii. Dedim ki ben bunların şu olmuş size, bu olmuş geçmişi önemli değil. Ben tam sizin tersinizde, senin söylediğin tersine sevgili Zafer. Ben 15 Mayıs'ı anlattım. 15 Mayıs'ta mecliste ikinci bir sağ kesim doğuyor, sol bitiyor ve arkasından da bunu teyit eden kimin tweet'i geldi? İsmail Saymaz'ın tweet'i geldi değil mi? Bir de ikinci bir AKP oluşuyor diye. Ben ona AKP demedim tek başına. Sağ dedim. Çünkü o AKP dışında diğer unsurlar da var. Neden bunu söyledim? Çünkü o zaman sosyal adaletten uzaklaşıyorsun. Zengini zengin eden politikaların hakim olduğu. Yani ben o konuları istersen al tartışalım. Babacan'ın uyguladığı politikaların Türkiye'yi ne hale getirdiğini en iyi ben anlatırım. Ona ne teslim ettiğimi ben biliyorum. Keşke... Ben anlattım hep bunu ama. Hep anlattım. Dinlemiyorsun ki. Sen bir zamanlar savunduğun için onu bir türlü elinden gelmiyor onu eleştirilmesine. Olur mu öyle şey? Yani ben şöyle söylerim. Bakın Sayın Davutoğlu Dışişleri Bakanı iken kimi savunmuşum ben? Bu derinlik stratejisini eleştiren bir kişiyim. Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün projesini başka adı altında ağzına alamadığın için anlatıp dejenere ediyorsun diye demeçlerim var benim. Hiç öyle siyaset yaptım zaman çatır çatır bunları söyledim. Türkiye'nin nasıl soyulduğunu anlatıyorum. Şimdi de anlatırım. Toparlayalım. Karşılıklı tartışmadan da çıkalım. Ama sağ politikalardır. Yani ben sağ politikalar derken bakın 12 Eylül'ün bile yapılma gerekçesi Türkiye'yi bir sömürülmeye müsait ülke haline getirmektir. 24 Ocak kararlarının demokratik olarak dengelenmesinin, sosyal politikaların getirilmesinin ta o günden başlıyor. Bugüne kadar geldik. Bugün başka bir şeye evriliyoruz. Yani aslında bu seçimin konuşmadığımız tarafı Türkiye başka yere evriliyor. Şu anda insanlar bilinçsizleştiriliyor. Nasıl bilinçsizleştiriliyor biliyor musunuz? Bir taraf muhakkak Tayyip Erdoğan karşıtı olmalıyız. Diğer tarafta siz FETÖ'cüsünüz, siz PKK'lısınız ama Türkiye'nin gerçek menfaatini kimse konuşmuyor. Peki. Zafer Şahin, ekleyecekleriniz var mı? Kapatalım bu başlığı. Baraj konusuyla devam etmek istiyorum. Valla ya şöyle... Tamam, Özay Şendir'le söylemek istiyorum. Masum Bey'in tecrübeli bir... Buyurun. Masum Bey'in tecrübeli bir siyasetçi olduğunu biliyordum. Bugün bir kez daha gördük. Yani kendisi ısrarla orta sahada top gezdiren, top saklayan... Efendim bir kere bak, bir tartışmada bir kişi karşısındakinin niteliklerini tartışıyorsa zayıf olduğunun göstergesidir. Seni zayıf görmek istemiyorum. Sen benim gözümde güçlü bir adamsın. Hiç böyle masum, sen devlet adamısın. Sen ya böyle bir nezaketsizlik olur mu? Ben sana sen şusun busun diyor muyum? Ya ben diyorum ki bir o zaman tartış hadi buyurun. Moderatörümüz izin versin sabaha kadar ben seninle bu konuyu tartışırım. Tek tek. Yani ben diyorum ki, ben ne söylüyorum? Diyorum ki şu anda Türkiye'den beynini dumura uğrattıkları bir seçim ortamı var. Birisi herkes mecbur Tayyip Erdoğan gitsin diye Kılıçdaroğlu'na oy versin. Niçin vermiyorsun diye herkes eleştiriyor. Hiçbir düşünce yok. Seçilen insanların 15 Mayıs'tan sonra nasıl bir konum alacağını düşünen yok. Diğer tarafta sanki farklıymış gibi terör var. Şey var diye saldırıyor. Halbuki Türkiye'nin menfaatleri önemli ya. Bak biraz evvel önemli bir şey söyledim. Uluslararası arenada Rusya'nın bu politikamız sonucu yıllardır, tam 30 yıldır. Yani Türkiye Cumhuriyetlerinin devreye girdiği günden beri onların direkt Azerbaycan dışından doğal gaz ve petrol almamızı engelleyen politikaları İlk defa mecburen gevşedi ve Türkiye'nin ortak olduğu, senin bahsettiğin ihracatçı görünümünde olacağı bir düzene geldik diyorum. Bak olması gerekeni övüyorum. Bu ortaya bir şey çevirmek değil. Ama böyle sıkışınca yok sen çeviriyorsun politikacısın filan. Hiç yemezler. Böyle Twitter'larda da anlatıyorlar. Adam anlamıyor daha. Ne yapayım? Ona sürekli yazacak değilim ki sen anlamıyorsun, algın zayıf, şu bu filan. Böyle algılıyorsa algılasın. Zaten eğer herkes dediğimi %100 algılasaydı uçururlardı bizi. Herkes istediğini gibi algılıyor. Algılasın, ne yapalım? Ben de şimdi gelip seninle konuşuyorum ama ben sana çok güzel metiyeler söylüyorum. Nezaket demiyorum sana, gol çeviriyorsun, orta çeviriyorsun filan. Ben iyi top oynasaydım burada ne işim var? Topçu olur, gider antrenör olurdum. Değil mi? Yani Melike'den atmış oldum. Peki Zafer Şahin, eklemek istediğiniz var mı? Trabzonspor'u çalıştırdık Sayın Bakanım. Zaten üzgünüm Trabzonspor yenildi diye ya. Daha fazla... Senin kadar ben de üzgünüm. Daha fazla... Sayın Türker diyor ki üstüme gelmeyin, Trabzon'u kaybediyor diye zaten üzülüyorum diyor Zafer Şahin. Sağ olsun Sayın Bakanım, vallahi evet. Yani Masum Bey'in ortak. Masum Bey'in daha fazla üstüne gitmeyelim. Ben yok, gel ya üstüme. Çok iyi oluyor. Yani vallahi sahura kadar hiç olmazsa şey toplayalım ki sahurdan sonra da dinç kalalım. Gündüz uyuyarak orucu geçirecekmiş Masum Bey. O yüzden sizi sahura kadar tutacak.